Nuray Babacan 12 Temmuz 2024 Gazete Pencere Genel Merkezde moral bozukluğu ay sonunda değişim korkusu İktidar partisinde son günlerde ilginç bir hareketlenme yaşanıyor. Parti kongresinin 2025'e ertelenmesiyle rahatlayan genel merkez yönetiminde bir telaş var. AKP kulislerinde bu ayın sonunda yapılacak MKYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının değişeceği konuşuluyor ilginç ruh hali Tam gündemden çıktı derken kulislerde genel merkez değişikliğinin 23 Temmuz'da yapılması beklenen MKYK'de olacağı iddia edilmeye başladı. Hatta bu iddiayı ortaya atanlar genel başkan yardımcılarının bazılarının morallerinin çok bozuk olduğunu, programlarını ertelediğini, Temmuz sonundaki değişikliği bekleyin gibi kulis bilgilerinin dolaştığını dile getiriyorlar. Kulisler hareketlendi. AKP'de değişimin hayal olduğunu, isimlerin değil zihniyetin değişmesi gerektiğini dile getirenler olsa da il başkanlarının görevden alınmasıyla başlayan sürecin devam ettiğini öne sürenler var. Hatta bazı genel başkan yardımcılarının odalarını toplamaya başladığı iddiaları dolaşıyor. Temenni mi, gerçek mi? Mevcut MKYK'da partideki değişimi sağlayacak isimlerin olmadığı söylense de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı gibi vekalet yöntemiyle dışarıdan genel başkan yardımcısı getireceği de iddialar arasında. Bu dalgalanma dikkat çekici. Temenni mi yoksa gerçek mi? 2 hafta sonra ortaya çıkacak. Değişim dediğin. Değişimden söz etmişken Kabinede iki bakan değişikliğinin planlı değil, zorunlu olduğunu herkes biliyor. Asıl değişikliğin daha sonra yapılacağı belirtiliyor. AKP kulislerinde çevre bakanlığındaki halef selef bakanlarla ilgili de ilginç anekdotlar anlatılıyor. Zorunlu veda Mehmet Özhasiki'nin sağlık gerekçesiyle gidişi AKP için de pek inandırıcı bulunmadı. Özellikle deprem konutları konusunda Erdoğan'la Öz sık sık karşı karşıya geldiği, birkaç toplantıda Erdoğan'ın bakana açıkça tepki gösterdiği anlatılıyor. İhalelerin verileceği firmalar konusunda da görüş ayrılığı olduğu iddiası var. En son Öz Malatya gezisinde deprem konutlarıyla ilgili olarak örgütle yaşadığı tartışmanın bardağı taşıran son damla olduğu anlatılıyor. Öz Kayseri ekibi ve milletvekilleriyle ters düşmesi de diğer başlık. Kurumun zor sınavı İstanbul'da hezimete uğrayan Murat Kurum'a gelince, kurumun kendisine verilen ikinci şansı heba etmemek için dikkat çekecek proje aradığı anlatılıyor. Ancak bu iddialı çıkışının ekonomik kriz, durgun piyasa ve tasarruf önlemlerine takılacağı kesin. Öz Haseki'nin yaşadığı sorunların benzerinin yaşanacağını savunanlar var. Kurumun Erdoğan'ın gözüne girmek için önceliğini deprem konutlarına vereceği, Ayrıca İstanbul'a verdiği vaatlerin en azından bir kısmını yerine getirerek dikkat çekmeye çalışacağı öne sürülüyor. Halef selef hesaplaşması. Tabii iktidardaki ekipleşme sorunu burada da kendini gösteriyor. Her bakan değişikliği iktidar değişmişçesine sonuç doğuruyor. Bakanlıkların üst düzey kadroları sil baştan değişiyor. Şimdi her iki bakanlıkta da eski bakanların izleri siliniyor. Yeni atamalar kapıda. AKP'li selefle AKP'li halefin birbirine güvensizliği de çok konuşulan konular arasında. Nuray Babacan